Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkese güzel günler diliyorum. Takipçilerimden yoğun istek üzere ben bugün size şırdan mayası yapacağım. Şırdan mayasını çok araştırdım. Anneme sordum, halalarıma sordum, teyzelere, konu komşuya sordum. Herkesten bir şeyler söyledi ama net bir bilgi kimse bana söylemedi. Tabii ki araştırdım. Hafızamı çok zorladım. Yalnız babaannemden hatırladığım bu şırdandı en özel. Şırdanı koyuyorum kavanoza. Şöyle bunu yıkadım, temizledim, tuzladım, kuruttum. Misler gibi şöyle bunu kavanoza koyuyorum. Bunu hatırlıyorum. Bu da yağ sıyırmış, bunu koymuyorum. Ve ekşi erik kordu. Şimdi bu mevsimde ekşi erikimiz olmadığı için ben de onu alternatif bir bitkiyle değiştirmek istedim. Kuzu kulağı. Kuzu kulağı aynı erik lezzetinde arkadaşlar. Ekşi ekşi. Pek de ekşi yemiyorum. O yüzden biraz kuzu kulakları duruyor. Şöyle köklerini, toprağa yakın yerlerini kırıyorum. Yıkadım. Erik niyetine bunları koyacağım. Çok uzun video olmasını istemiyorum. Ve aynı zamanda yine babaannemden hatırlıyorum bunu. Şap. Eskiden çocukların, bizim orada bebeklerin böyle çocuklar 1-2 yaşına gelene kadar şapka giydirirlerdi çocuklara. Tak ederlerdi bizim kumaştan. Mutlaka her bebeğin takkesinde böyle iple o orada bulunur. Zor zamanlar için çocuk rahatsızlanınca ondan yalatıyordular istifra ettirmek için. Yaralı için çok iyi geliyor, geldiğini biliyorum. Ama çok detayını bilmiyorum. Bunu hatırladım. Başka hiçbir şey hatırlamadım. Tabii ki diğerleri de biraz araştırmadan, biraz kafadan. 2 tane nohut tanesi kadar arkadaşlar. Çok minimalcık, işte bir göstereyim. Nohut tanesi kadar onları koyacağım. Şöyle 1 kaşık beyaz kuru fasulye koyuyorum. 1 dolu kaşık nohut. 1 dolu kaşık tuz, kaya tuzu. Ve bu da şeker. Yani şekerle tuz birbirine zıt olduğu için fermentesini hızlandıracak diye düşünüyorum. Ve burada da aynı zamanda yine ekşili bir şeyler koyuyorum. Ekşi elma kurusu, bunlar da doğal. 2 tane de böyle erik kurum var. Erik kurusu şöyle düşürdüm, onu hemen yıkayayım. Şöyle erik kurusu. Böyle 8-10 tane de üzüm kurusu. Onları da kendi üzümlerimden kurutmuştum. Bunlar da doğal, katkısız. Şöyle bunları ayırıyorum. Ve 1 tane de keçi boynuzu koyuyorum. Ve burada da ekşimik altı suyu bu. Çökelek altı suyu. Kesinlikle bir katkısı yok. Maya falan yok. Sütü 3 gün beklettim. Normal oda ısısında kaynattım. Ekşimini aldım yani. Çökeleğini. Bu da onun suyu. Şimdi onu dökeceğim. İşte babaannemden 3 şey hatırlıyorum. Onun dışında öbürleri ekstradan, inşallah iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bunu döküyorum. Ve başka su koymayacağım arkadaşlar. Şöyle 3 günde 4 günde inşallah olur diye düşünüyorum. Bekleyeceğim. Bu şap dediğimiz şey sağlığa kesinlikle zararlı değil. Bunu da bilginiz olsun. Limon tozu değil, şeker değil, tuz değil. İşte karışımın, onların bir karışımı. Üzerine de bir kapak koyuyorum. Arkadaşlar ben bunu 3-4 gün her gün böyle karıştıracağım.
bunlar susuz kalmasınlar diye şöyle daha fazla bir şey koymayacağım. Dördüncü, beşinci günü bununla peynir mayalayacağım, deneyeceğim. Daha önceki videolarım hazır mayalandı. Rağbet gördüler, takdir gördüler fakat tabii ki doğal maya istiyor herkes. Haklı da. İşte bu teknoloji bizi böyle kolayla itiyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah 4-5 gün sonra peynir videosunu paylaşacağım sizinle. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.